Neredeyiz hocamdan herkese selamlar. Selamlar. Bu videomuzda izolasyon sürecinden bahsedeceğiz. Hangi izolasyon malzemesini kullandık, ne miktarda kullandık, memnun kaldık mı, memnun kalmadık mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Aracımızın hiç sürgülü camı yoktu. Şoför koltuğunun arkasındaki sol taraftaki panoramik camı sürgülü camla değiştirdik. Biz izolasyon malzemesi olarak cam ünü kullanmayı tercih ettik. Cam ünü aynı zamanda da izocam çatı şiltesi olarak da geçiyor. Farklı farklı izolasyon malzemelerini gözden geçirdik, eledik. İzocam kullanmaya karar verdik. Fiyat performans açısından diğerlerinden önde olan bir ürün. Değişik ürünler de vardı. Neler vardı Yağmur? Taş ünü kullanabilirsiniz. Yumuşak şekil alır bir yapısı yok. VFA'lar halinde. Strafor malzeme kullananlar var. Poliüretan kullananlar var. Genelde aralara, boş yerlere. Biz de kullanmıyoruz. Deliklerden içeri sıkmak için. Elastomerik kauçuk yalıtım malzemesi var. Onu kullanabilirsiniz. Çok yüksek ama fiyatı diğer seçeneklere nazaran. Kullanılması çok basit, yapışkanlı bir malzeme. Direkt yapıştırıp geçiyorsunuz, kesip kesip yapıştırıyorsunuz boş bölgeye. Onun dışında izoboz diye bir ürün var. Keçe aslında izoboz dediğim malzeme bir nevi. Vizofol adında farklı harf kodlamalarıyla satılan bir yalıtım malzemesi var. Neden izocamı tercih ettik? Birincisi hem fiyatı hem de sağladığı performans evet. Açısından aklımıza yattı. Bizim kullandığımız izocamın kalınlığı 10 cm'ydi. Ortalama 9-10 metrekare bir alan kaplıyorsunuz aracımızda. Evet, bu izocam paketleri standart ölçülerde zaten. Biz 2 paket kullandık ve folyolu folyosuz olarak tercih edebiliyorsunuz. Folyolu tercih etmenizi tavsiye ederim çünkü izocam tozutan bir yapıda. Küçük küçük tozutmalar yapıyor ve bunun sağlığa da zararları var. Aynı zamanda kullanırken de teninize değdiği zaman ciddi derecede kaşıntıya ve kızarıklıklara sebep oluyor. Ben de hiç yapmıyorum. Biz bu paketlerden 2 adet kullandık folyosunda. Folyolu 2 paketin tamamını kullandık ve bir tane de folyosuz olarak yarım paket kullandık. Folyosuzu ne için kullandık? Aracın ulaşamadığımız hatlarının arasından böyle çubuk gibi bir şeyle iterek, sıkıştırma yöntemiyle doldurduk ve paketin yarısı da arttı. Yani toplam 2,5 paket şilte kullanmış olduk. Aracımızda 10 metreküp bir araç. Evet. Araca izocamı döşedikten sonra yani şilteli olan izocamı, şilteli ne demek? Bilmem. Aracımız minibüs olduğu için bolca camı vardı. Arkadaki sağ ve sol panoramik camların izolasyonunu yapıp orada camları kapattık. Araca izocam döşedikten sonra folyosu olmayan kısımları alüminyum bantla izole ettik. O kısımları o şekilde kapattık. Bu iki parçanın arasındaki boşluğu folyo bantlarla giderdik. Alüminyum bantlarını bol bol yanınıza depolayın. Çünkü bizim gibi ikide bir almaya gitmek zorunda kalırsınız. Evet, şimdi bu alüminyum bantların diğer koli bantlarından vesaire bir farkı var. Alüminyum bant yapıştığı zaman kesinlikle çıkmıyor. Cam ünümüzü folyolu kullandığımız halde bizim içimize sinmedi. Ve üstünden kendimiz folyo yapıştırdık. Tutmayacağından eminiz. Eğer cam ünü kullanmayı tercih edecekseniz kesinlikle kendinizi cam ününe karşı korumaya almanız gerekir. Özellikle ağzınızı ve burnunuzu bir maskeyle, gözlerinizi de tabii. Çünkü parçalar gerçekten küçük, gözlerinize yapışabilir. Burnunuz ve ağzınız yolu nefes alırken içinize dolabilir. Burnunuzu, ağzınıza maske, gözünüzü nasıl maske kapatacaksınız? İzocamla çalışırken kesinlikle KKD kullanın. Koruyucu kişisel donanım. Yani gözlük, maske, eldiven, gerekiyorsa vizör veya astronot kıyafeti. Bunlardan birini mutlaka kullanın. Bye.
Yalıtım kısmında tekerleklerin yalıtımı da vardı tabii ki. Tekerleklerin üstlerini EVA malzemesiyle kapladık. Daha sonrasında da tekerin etrafını kaplayacak şekilde bir kutu ayarladık oraya aldığımız parkelerden. Oraya sabit bir şekilde nasıl sabitlediğimizi, ne şekilde yaptığımızı da daha sonraki videolarda göreceksiniz. Yaptığımız kutunun içerisine yine artan cam mini şiltelerinden oraya sıkıştırdık. Böyle hale getirdikten sonra da üzerini kapattık. Zeminin yalıtımı için kullandığımız malzemeler ise camilerde kullanılan halıların altına serilen bir malzeme var. Bu geri dönüşüm malzemelerinden yapılıyor. Atık kumaşlardan, ipliklerden vesaire sıkıştırılarak yapılan bir malzeme. Keçe benzeri bir malzeme. Halıya da benziyor biraz. Bunu kullandık. İki kat halı altı keçesi kullandık. Bir kat da bizofol kullandık. ABBA kullandık. Bizofol, ABBA koduyla olanından kullandık. ABBA kullandık. Bizofol malzemesini kullanmak gerçekten çok zevkliydi. Bizofol ile çalışmak çok kolay. Kesmesi kolay, yapıştırması kolay, döşemesi kolay. Çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Halı altı keçesi malzemesini kesmesi biraz zor, biraz sert bir malzeme. İki kat yaptığınızda bayağı bir ısı yalıtımını ve ses yalıtımını sağlayacaktır ama. Makasla kesebileceğiniz bir sertlikte değil. Evet, falçatayla kesmeniz gerekiyor. Aracın kendi izolasyonu bittikten sonra sağ ve sol tarafları ve tavanın da lambirlerini yaptıktan sonra zemini yapmaya karar verdik. Çünkü daha erkenden yapsaydık içerideki çalışmalar sırasında parkelerimizin zarar göreceğinden endişe duyduk. O yüzden sona bıraktık. We'll be right back.
İzolasyon süreci bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.